Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayatlamayan, kıyır kıyır ağızda dağılan çeşit çeşit nefis kurabiye tarifi vereceğim. Gerekli olan malzemelerim hazır. Geniş bir karıştırma kabının içerisine 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekerini alalım. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpıcıyla karıştırıyorum. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket de vanilya ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ununu ekliyorum. Öncelikle 1 su bardağı un ekliyorum. Karıştıracağım. Daha sonra eklemeye devam edeceğim. Toplandı. Toplamda 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kıvamını mutlaka güzel ayarlayalım. Bakın kıvamı bu şekilde kolayca şekil alabilen bir hamur. Hamuru masanın üzerine aldım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Hamurun kıvamı muhteşem. İstediğiniz her şekle girecektir. Ben kalıplarla şekillendireceğim. Merdane yardımıyla açıyorum. Silikon hamur matınız yoksa eğer iki yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz. Öncelikle bu şekilde Hello Kitty kalıp kullanıyorum. Şimdi de kelebek kalıpla şekillendiriyorum. Kenarlarını çıkartıyorum. Spatula yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştireceğim. Elinizle de alabilirsiniz. İki şekilde de bakın hiçbir şekilde formu bozulmuyor. Yaptıklarımı yerleştirdim. Şimdi tekrardan hamuru açarak aynı şekilde kalıpla keserek hazırlayacağım. Üstünden de yapalım. Zaten bir daha hamur var ya. Anne, elmadan 5 tane olmak zorunda değil ki hepsini. Hepsine damla çikolatayla göz ve burun yapıyoruz. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum.
Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü hafif pembeleşinceye kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Pişmesi için 17 dakika yeterli geldi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerimiz soğudu. Servis tabağımıza yerleştirelim. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Kapalı bir kap içerisinde haftalarca muhafaza edebilirsiniz. Kesinlikle bayatlamayacaktır. İsterseniz dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Hemen şöyle birlikte bir tanesini alarak kıvamına ve lezzetine de bakalım. Lezzet ve kıvam olarak tek kelimeyle muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzet. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.